Buradalar, burada. Kaçakları bulduk. Buradalar, burada. Ben değildim. Buradalar. Ben değildim. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Ne oluyor kardeşim? İnsan böyle mi uyandırılır ya? Ödüm patladı ya. Ne arıyorsunuz siz burada? Biz mi? Ay. Abi algılayamadım. Biz şey yaptık. Gece dolaşmaya çıkmıştık. Bisiklet bozuldu sonra. Evet. Ya eşyalarınızı niye yanınıza aldınız peki? Geceyi bisiklette geçirirsek lazım olur diye düşündük. Kamptan kaçmıyordunuz yani? Yok canım, ne alakası var? Niye kamptan kaçalım? Kamptan kaçacak olsak sala binerdik zaten. Sal karşı tarafta bağlı olmasın beyefendi? Olmasın. Tamam ya, tamam. Kaçıyoruz. Kaçacaksak, kaçmışsak ya da kaçmaya niyetlenmiş. Ne fark eder Allah Allah? Parasını ödemedik mi kardeşim? Ne oluyor ya? Ama ne? Yo, hayır ödemediniz. Ödemedik mi? Ödemediniz. Ödedik. Ödemediniz. Ödemedik. Vay Mahir, vay Allahsız. Ben ödedim, benim annem ödedi. Hayır canım, sizinki de ödenmedi. Ödenmedi mi? Ödenmedi. Ya tamam canım, tamam, Allah Allah. Neyse parası öderiz ya, Allah Allah. Üstelik kamptan zamansız ayrılanlar için bir de ceza uygulamamız var. Öyle mi? Ne ceza veriyorsunuz acaba? Milletin önünde seviştiriyor musunuz yoksa? Aslında fena fikir değil ha. Saçmalama, deli konuşuyorsun. Ya, milletin önünde değil kızım tabii. Özledim seni lan. Nasıl odanın parasını ödeyeceğiz? Delisin. Ay kızım. Vay. Kamp tarihinde sizin kadar hızlısını da görmemiştik Ali. Daha bir şey görmedin usta. Yeni başlıyoruz. Sen daha ileriki bölümleri seyret. Evet, buyurun. Bu ne ya? Bu ne ya? Ne bu? 2 gece kaldık biz. 1200 lira mı? 2 gece 1200 lira mı? Evet. Bu otelin geceliği kaç para arkadaşım? Geceliği 150 lira. Ama sevgili olursanız fiyat 2 katına çıkıyor. Tamam. Biz zaten sevgiliydik. Yani dolayısıyla eski sevgililere herhalde bir tenzilatınız vardı değil mi? Tabii. Yani. Siz parayı ödeyecek misiniz yoksa ben polis mi çağırayım? Ay sevgilim tamam hadi. Hadi öde sevgilim, tamam öde ne olur. Tamam öde, bırak gidelim hadi. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Yalnız haberiniz olsun. Kardeş ben bu parayla Arjantin'de... Şu bin... Hafta sonu da çevirdik. Hafta sonu ne? Bir ay tatil yapardım ben Arjantin'de. Ben 200. Tamam, bu arada odanın parasını ödediğimize göre bu gece odayı kullanırız ha, haberin olsun. Yalnız kusura bakmayın, kampımızda çiftler kalamıyor. Lan parayı alırken inanmadın da sıra odayı vermeye gelince mi inanıyorsun çift olduğumuza? Arkadaşlara çıkışı gösterin lütfen. Allah Allah. Buradan. Buyurun. Biliyoruz biz, girdiğimiz gibi tam çıkarız. Organize. Ben sana söyleyeyim, tam organize. Ben annemle... Saçlarının kokusu. Ne abi kızım? Ya dur be kızım. Aa, gitmem lazım. Çok özledim ya. Çok özledim ya. Ama annem bekliyor. Zeynep bir şey söyleyeceğim. Olmaz. Bak bir şey söyleyeceğim. Ne? Git anneme bir yalan uydur, doğru evimize gidelim. Hayır, ben o eve bir daha adım atmam. Kusura bakma, kötü anılarım var benim o evde. Yapma be güzelim be. 5 dakikadan uzun sürdüğü zamanlarımız da oluyor. Ay saçmalama, onu demiyorum ya. Ya biz o evde ayrılmadık mı? Biz o evde ayrıldık. Tamam. İstemem ben. Tamam. Evden vazgeçtim. Otele gidelim. Hadi. Hayır. Hadi. Ne yapacağım ben? Hayır. Ben saçma mı? Ne diyorum? Ya canım saçmalıyoruz. Ben otel köşelerinde mi sevişeceğim şeyler gibi? Hayır. Kızım Allah Aksaray'a gitmeyeceğiz herhalde. Ya 5 yıldızlı bir otele gideriz. Hadi. Hayır ya, olmuyor. Ya, orada eskort zannederler beni. Hayır. Tamam bana bak bir şey söyleyeceğim. Kan beynime yürüdü. Tamam otel olmasın ama bana bir yer göster o zaman sevgilim. Ya dur be. Kan beynine değil başka taraflarına yürüdü bence senin. Oo aldı ateş bacayı sardı geçti. Çok mu özledin beni? Çok mu özledin beni? Çok özledim. Canım ya. Ya hayır dur. Ama nerede romantizm? Ne? Ama... Romantizm işte. Romantik sevişelim diyorum işte sevgilim. Hadi ya oğlum, yanıyorum diyorum kızım. Böyle çok güzel diyorum ben de. Böyle daha güzel. Birazcık daha özle beni. Yapma böyle. Telefonda böyle şeyler, böyle şarkılar söylüyordun ya. Gene söylerim. Öyle oldu işte. Gene otelde de söylerim ne olur. Ya. Yapma. Ne olur vallahi ya. Bilmiyorum. Ya o başka. Allah'ım. Çok anmıştım. Tamam hadi bay bay. Allah'ım yarabbim, bir kere de bir randevuya geç kalma be sevgilim be ya. Ya ne yapıyorsun kızım ya? Niye arkamdan geliyorsun ya? Ya ama sitedekiler görmesinler diye arka taraftan dolaştım. Sitedekiler görmesin diye mi? Hı. Amacım laf olur şimdi. Ya kızım saçmalama ya. Lisede miyiz lan biz? Ne laf edecekler bize? Ya ama tamam. Ederler onlar. Lisedekiler gibiyiz. Daha heyecanlı böyle gizli gizli konuşmam. İçim kıpır kıpır. Benim her yerim kıpır kıpır. Böyle yapma öyle. Yapma öyle buralarda. Ne? Bu yaşıma kadar laf getirmedim anneme. Şimdi bu yaştan sonra şey yapamam. Ya tamam bana bak. Ses güzel. Mahir'in evi boş bugün. Aa, hayır. Ay Mahir'in o pis evine gidemem o zaman. Allah Allah, sen ne şeye geliyorsun, ne şeye geliyorsun? Tövbe tövbe, şimdi söyletme beni. Ama sevgilim, sen hiç ama romantik değilsin ama. Sen ne zaman romantik bir Ozan gördün ki? Eski Ozan'ı istemiyor muydun sen? Allah! Vallahi annem. Annemi görecekler, sonra söyleyecekler anneme. Kaçma, gel buraya. Canım benim ya. Çok romantik, çok güzel düşündüm bunu böyle nehirde. Evet, evet. Sakin sakin gezme. Yeterince uzaklaştık. Tamam, hadi soyun. Ne? Soyun, soyun. Neden? Ne yapacaksın? Saçmalama. Ay, Ozan saçma diyorsun. Burada yapamayız. Daha neler? Yaparız. Tamam. Hayatta tamam. Olmaz. Tamam, üstün kalsın, altın çıkarsa. Devrilecek şimdi. Bisiklet şey devrilecek. Devrilme. Ya Allah'ım yarabbim. Eğer böyle durursan bisiklet değil, ben devrileceğim. Haberin olsun ha. Saçmalama. Böyle yapma. Aa, olmaz. Bir gören olacak ama. Sen liseli aşıklar gibi olmak istemiyor muydun kızım? Biz lisedeyken böyle yapardık ya işte. Ya ama yalanını yesinler seni. Ya bir gören olacak ya ama. Olmaz diyorum sana kız. Ama ne olursa bir gören. Ya. Ya nasıl yapacağım ki ben burada şimdi? Öldüm diyorum kızım. Çok sinirli. Ah, anam saçım. Sakin ol, yıka ya. Nasıl çıkartacağım? Toparlan, toparlan. Ben sana dedim. Ben sana dedim. Ben sana dedim. Müşterim için. Ne yapıyorsun? Adam el sallıyor. Kaptanın elini almak olmaz. Ulan insanı bir rahat bırakmadılar be. Delireceğim vallahi var ya. Vallahi kan ter içinde kaldım. Çık artık. Kafamı suya soksam ancak ateşim söner benim. Çok zor bir şey değil. Çok yaklaşmıştım ama ya. Ozan. Aşkım. Canım. Ne oldu? Zeyno. Ha? Vallahi seni düşünmekten uyuyamıyorum ben ha. Ya canım ya. Şişt, çok fenayım kız. Düz duvara tırmanıyorum vallahi ha. Ya ben de yatmadan önce hep seni düşündüm. Şişt, ne olacak bu işin sonu? Hı? Vallahi sen aklıma geldikçe deliriyorum ha. Ya. İnsan içine hiç çıkamayacağım kızım, rezil olacağım vallahi ya. Şişt, bana bak. Ha? Bir şey söyleyeceğim. Telefonda yapalım mı? Ay annem duyarsa. Ananın kıçında birileri uçuşuyor. Nereden duyacak horultusular o? Merak etme sen. Zeynep. Ha? Sen hala iç çamaşırlarına mı yatıyorsun kız? Ha, evet iç çamaşırlarına. Kırmızı olanlarla mı? Evet. Sen sevdiğin dantellilerle. Senin üstünde ne var? Şey... Hani bana aldığın ipek, böyle lacivert renkli bir pijama vardı ya, ya. Göğsü ve yaka. Kılların gözükçünü. Evet. Ya, çoraplarını çıkarttın değil mi? Herhalde çıkarttın kızım, Allah Allah. Şişt bana bak. He. Senin saçların açık mı? Açık. Zeynep çok seksi oluyorsun sen öyle ama ben şimdi orada olacağım böyle saçlarından tutar arkana geçerim seni böyle var ya. Zeynep, ha? Ne yapıyorsun sen? Ha? Ozan diye mi sesleniyordun? Uyuyorum ya. Ha. Uyuyorum, uykumda şey yaptım herhalde. Şey oldu, bunlar da batmış. Kabus mu gördüm, ne yaptım anne ya ben? Rabbim. Oralardan buraları etkiliyor anasını satayım. Yandım. Oh. Serin abi serin. Ne yapıyorsunuz siz burada? Hiç, öyle sohbet ediyorduk. Sohbet mi? Araba sallanıyordu kardeşim. Araba mı sallanıyordu? Ha biz müzik dinliyorduk da oturduğumuz yerden de böyle dans ediyorduk. Camlar niye buğulandı peki? Şeyden, kapalı ya şimdi. Buğu yaptı galiba. Camlar kapalı olduğu için havadandır. Ne havası hanımefendi? Dışarısı 25-26 derece ya. Ha yani şimdi içeride klima çalışıyor ya. Pencereler kapalı olduğunda ondan buğu yapmış gibi görünmüştür. Ne bileyim buğu yani yapmıştır. Ama ikiniz de kanter içindesiniz. Hadi bakayım evinize hadi. Tamam. Burada böyle tamam, olmaz hadi. Tamam tamam şimdi geliyoruz. Pardon şimdi gidiyoruz merak etmeyin. Hadi. Tamam gidiyoruz tamam. Çalıştır Allah aşkına çalıştır. Yok kızım biz bu işi yapamayacağız ben sana söyleyeyim ya. Vallahi yapamayacağız ya. Ben rezil olduk. Ha bu yaştan sonra. Anladım onu anladım. Ne işin var burada? Annem görmesin seni. Ya annen nereden görecek kızım? Annen gitmedi mi senin? Sabahtan beri sokağın köşesinde bekliyorum anam. Allah seni kahretmesin. Gördü mü annem seni? Görmedi. Hadi içeri almayacak mısın beni ya? Ya bir dakika annem görürse canımı okur vallahi alamam seni içeri. Niye canını okuyormuş canım Allah Allah? Biz eskiden nişanlı değil miydik? Söylersin olur biter. Söyleyemem hadi. Şimdi söyleyemem şimdi. Ne taraftan gitti? Tamam söyleme sen söyleme bir şey söyleyeceğim. Yalvarırım beni içeri al. Ne olur içeri al beni. Ne olur hadi. Ne olur hadi bak hadi. Emin misin gitti mi? Vallahi gitti diyorum ya. Bir şey söyleyeceğim. Yaramazlık yapmayacaksın. Tamam yapmayacağım. Söz ver. Söz ver. Yemin et. Ananın üzerine yemin ederim söz vallahi. O ne biçim yemin öyle? Can besbelli. Annen nereye gitti? Alışverişe gitti üstüne başına bir şeyler alacakmış. Oo 5 saatten önce dönmez vallahi. Yaklaş bakayım biraz bana. Sokul. Söz verdin ama nereye sokul? Söz verdin. Oturmaz sözünü bozuyorsun. Ne bozuyorum ya? Sokul değil ama dedim bir şey demedim ki. Sen meyve suyunu iç. Güzelce birazcık sohbet edelim. Ne var ne yok? İyilik güzellik. Her şey yolunda. Havalar da çok güzel. Evet kısa bir özetten sonra ana mevzuya geçebilirsin. Bırak şunu bırak. Yanlışım ben. Ya Ozan. Ne Ozan'ı ya? Ay, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Öldürdün kızım sen. Ay sen şurada. Ne oldu? Anam bana bakıyor. Ne? Anam bana bakıyor. Ay Ozan. Ne Ozan'a kızım? Baksana nasıl baktığına ya. Bütün hevesim kaçtı vallahi. Orada duruyor, sana bakmıyor. Babama bakıyor orada. Ben şimdi sorunu çözerim, sen merak etme. Beni asla durduramazsın sevgili kayınvalideciğim. Şunu şöyle örtelim güzelce. Beni kimse yolundan döndüremez. Yandın Zeynep Hanım. Ya. Ya. Ay bu deriler haşır yapış yapıyor beni. Ne yapalım? Odaya götürsene beni. Allah'ın emri olur. Yürü. Allah. Ya Rabbi. Hadi bakalım. Allah. Ya yapma ama. Yapma. Ya kızım yapamıyorum ki zaten. Bunları açılmasınlar diye icat ediyorlar. Annemin kapı çalışı bu. Annem geldi. Ne? Anam geldi. Anam geldi. Sakla. Allah aşkına sakla. Seni burada görürsün. Nereye saklanacağım kızım? Dedim sana. Kapıyı açtı. Anahtarı yere açtı kapıyı. Vallahi Allah. Zeynep niye açmıyorsun kızım kapıyı? Ha? Uyuyakalmışım ya. Sen mi geldin? Ayakkabı ne orada öyle? Sen mi geldin? Nerede? Ha. Kapıcının ayakkabısı o. Eski ayakkabı. Bana bak Ozan'ın ayakkabıları değil onlar. Ay anne ya. Ne alakası var ya? Ozan yok burada. Ozan ayakkabısının ne işi var burada? Ay ben de yine o serseriyle görüşüyorsun diye içime indi. Ay saçmalama. Nereye gitti bu adam ya? çabuk ver. Ozan, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Sen nasıl atladın yukarıdan? Korku şeyi Selanik derler ya. Anam korkusundan kuş oldum, uçtum vallahi. Canım, bir yerine bir şey olmadı değil mi? Yok, iyiyim ben. Pantolonumu ver. Ha? Pantolonumu ver, pantolonumu. Bulamadım ben onu. Bulamadım, aradım, bulamadım. Yok. Nereye tıktın kim bilir? Ne yapacağım ben böyle peki? Şey, tişörtün örtüyor üstüne işte. Saçmalama Zeynep, böyle sünnet çocuklar gibi gezemem ortalıklarda ya. Pantolonu bir tişört gibi duruyor zaten üst altındaki. Olmaz diyorum. Ya pantolonu... nereye tıktın? Ne bileyim, annemin korkusundan bir daha çıkamam artık yukarı ben. Kıllanıp duruyor zaten, bir şeyler çeviriyorsun. Kıllanlık annenin normal hali zaten senin. Zeynep, kiminle konuşuyorsun sen? Kim var yanında? Kimseye konuşmuyor. Çekirdek çitliyordum. Muhitimizde genelde apartmanlar var. Bir tek bu site villalardan oluşuyor. Bu sitedeki tek müsait ev de bu. Tutuyoruz. Biraz dolaşıp baksaydınız eve. Yok yok, gerek yok. Tutuyoruz biz. Bakın ben söyleyeyim de vebali üstüme kalmasın. Evin damına bir şeyler yaptığımız gerekebilir. Geçen fırtınada çünkü kiremitler falan uçuştu bayağı. Sorun değil bizim için. Biz tutuyoruz. Evi beğendik. Mantolaması yapılmamış. Bu da yakıt sarfiyatı fazla yapabilir sizin için. Ne yapalım? İdare ederiz artık. Acele etmesiniz. Elimde bundan çok daha güzel, çok daha hesaplı daireler var. Yok, müstakil daireye alıştık biz. Apartman dairesine de yapamayız şimdi. Evet, yapamayız. O zaman Sarıyer tarafına bakalım. Bütçeniz uygun villalar buluruz orada. Sarıyer'den anneme yakın olmamız lazım. Benim gidişim gelişim kolay olsun. Evet, anneye yakın olmamız lazım. O yüzden evi tutuyoruz arkadaşım. Emin misiniz? Sonradan pişman olmayın. Allah Allah, niye sorup duruyorsunuz kardeşim işte? Emlakçı değil misiniz? Siz tutuyoruz diyoruz evi. 500 lira kapora versem yeter mi size şimdilik? Yeter. Pazarlık da mı yapmayacaksınız? Yok yok, pazarlık falan yapmayacağız. Sen... Şunu al arkadaşım. Bir saniye. Şurada. Bakın şurada. Emin misiniz Ozan Bey? Bakın. Buyurun buyurun. Yani daha güzel evde... Hiç gerek yok arkadaşım. Sen git evrakları hallet, biz de geliyoruz. Evi tuttuk. Hadi. Hadi canım. Hadi canım. Ne yapayım ya? Kardeşim 4 dakikada şişer diyorlardı. 20 dakika oldu hala şişmedi bu zıkkım ya. Ne biçim bir şey bilmiş bu? Ay 2 saattir siz bundan mı geliyor? Bu ne? Elindeki torbada ne var zannediyordun aşkım sen? Şişme yatak ya. Bir şey söyleyeceğim, sen çok deli bir şeysin. Bak şimdi bak, bak. Bak, bak. Al bunu. İşte akşama kadar hiç kimse alamaz seni elimden. Oh be! Allah! Biraz ehlileşmesi lazım sadece. Sadece yatağın mı ehlileşmesi lazım? Bence senin de ehlileşmen lazım. Aygır mısın sen? Allah! Ay Ozan, canım benim. Ay, çok özledim seni. Ay göremedik inşallah bir yerlerden. Boş ver ya. Ay aşkım. Cender. Bir şey diyeceğim, bacaklarım karıncalaşıyor hala. Yalnız ben biraz hamlamışım var ya, karnıma kramp girdi vallahi. Bir şey diyeceğim yalnız, ne? Bu yatak patladı galiba. Patlamazsa şerefsizim zaten. Kızım bizim aşkımıza şişme yatak mı da ya? Ne oh, ay! Oh, ne oldu? Ay ya, dizlerimiz çalmıştı, çok kötü olacağız. Haklıydı galiba. Baksana tavanın bayağı işi var, bayağı masrafı var. Çok kötü gözüküyor. Aman olsun. Yaptırırız. Bundan sonra burası bizim yuvamız. Hmm. Ben sevdim bu evi. Güzel bir giriş yaptık. Giriş mi? Giriş mi? Daha dur, daha ne girişi daha? O ön jenerikti. Asıl giriş şimdi göreceksiniz. Ya. Yalnız bir dakika, betona çarpıyor benim. İyice patladı çünkü yatak. Ben şimdi seni rahatlatırım sen. Kapanıyordun sen. Sevgilimi gömüldük.